We're going to build a wall. Will you shut up, man? Listen, who is... On that fateful day, President Trump's words were reckless. Merhabalar, ben Murat Tursan. Ben Ali Deniz Çakır. Seçim 24'a hoş geldiniz. Bu akşamki haberimiz, dün mitingdeyken eski başkan Trump'a bir suikast girişimi oldu. Thomas Matthew Crooks isimli bir kişi Trump'a AR-15 tipi tüfekle birkaç el ateş açtı. Kurşunlar Trump'ı teğet geçti ve bir tanesi Trump'ı kulağından vurdu. Mitingde bir katılımcı öldü ve iki katılımcı da kritik durumda. Ateş açılmasından hemen sonra Trump'ın korumaları kendisini abluka altına aldı ve saldırgan güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Trump saldırıdan sonra kendisini sahneden almaya çalışan korumalarına dur komutunu verdi ve sahneden inmeden önce kalabalığa savaşın, savaşın mesajını verdi. Son bilgilere göre Trump'ın sağlığı gayet iyi durumda. Yani dün Türkiye saatiyle gece 2'de mi geldi haber? Bir buçuk 2'de geldi. Hatta sen beni uyandırdın. Ve seyircilerimize kusura bakmayın, biraz ghetto çalışıyoruz bugün. Yarın resmi tatil olduğu için ve bugün pazar olduğu için reji yok. Dolayısıyla ses kalitesi ve görüntü kalitesinde bir sıkıntı varsa bunu acilen hemen haberi girmemiz gerektiği için böyle yapıyoruz. Cumartesi gecesi gece 1.30'da otururken almayı hiç beklemediğimiz bir haber tabii ki. Evet. İnanılmaz gerçekten. Ben hala olayın şokundayım. Hı-hı. Görüntüler gerçek üstü geliyor. Her ne kadar daha önce Amerika'da benzer şeyler olmuş olsa da, tabii aday başkanlar üzerinden çok olmadı ama mevcut başkanlar üzerinden daha önce gerçekleşmiş suikast girişimleri, hatta bizzat Hı-hı. suikastlar olsa da. Ama Trump için tam aynısını söyleyebilir miyiz? Çünkü Trump eski başkan sonuçta. Tabii ki. Bence söyleyemeyiz. Hı-hı. Zaten ekstraordiner bir olay olduğu her türlü kabul etmek gerekiyor. Ama şunu da söylemek, altını çizmek lazım. Kulağından vurulduktan sonra o an sahnede durup dur komutunu verdikten sonra savaşın savaşın mesajını vermesi Trump'ın tarihe Gerçekten. Geçecek anlar. Aynen, tarihi bir fotoğraf karesi tarihe geçecek bir an. Biz daha öncesinde hangi fotoğraf karesinden bahsediyorduk hatırlıyorsun, sabıka fotoğrafı Hı-hı. ve diyorduk ki bu tarihe geçecek ama şu an herkes unutmuştur onu. Evet, Trump'ın çok tarihi fotoğrafı oldu artık. Bu en üstü. Ya Trump için de değil, Amerika başkanları, Amerikan başkan adaylarının portfolyosunu çizdiğin zaman bundan 50 sene sonra kesinlikle ön plana çıkacak fotoğraflarda ilk 5, ilk 6 sırada olacaktır diye tahmin Tabii. ediyorum. Çünkü başka bunun gibi hatırada ne var, tarihte ne var? Bir JFK suikastı var. Bir de Ronald Reagan'a bir suikast girişimi olmuştu. O konudan biraz bahseder misin? İnsanlar çünkü 1981 Hı-hı. yılını çok hatırlamıyorlar. Hı-hı. Ronald Reagan aktif başkandı. Evet. Ronald Reagan aktif başkandı. John Hinckley adında bir saldırgan Ronald Reagan'a bir suikast girişimi yaptı. Hatta Ronald Reagan kaburgasından vurulmuştu ama yaşadı. Ve olayın hikayesi çok ilginç. John Hinckley, Taxi Driver filmini, biliyorsun Robert De Niro ve Martin Scorsese'nin o meşhur filmi. Taxi Driver filmini seyrettikten sonra filmde yer alan 13 yaşındaki Jodie Foster'a aşık olmuş söylediğine göre. Ve Jodie Foster'ı etkilemek için aklına şu gelmiş. Yani ben Ronald Reagan'ı vurursam Jodie Foster benimle birlikte olur gibi bir teorisi varmış beyefendi. Yani akli dengesi bozukmuş sonuçta. Evet. Şunu ama net bir şekilde bence izleyicilerimize mesajını vermen adına söylüyorum. Ne kadar büyük bir olaydan bahsediyordu şu an. Yani, gerçek konuşmak gerekirse bekleyip görmemiz lazım. Çünkü eğer bu 1980'ler ve 1990'lar olsaydı bu çok büyük bir olaydı. Ama 2008'den sonra siyaset Amerika'da çok değişmeye başladı. Özellikle 2016'da Trump'ın seçilmesiyle bunu beraber görüyoruz. Yani şöyle diyeyim. Evet, Trump'a bir suikast girişimi oldu ve konvansiyonel olarak düşünürsek bu tabii ki Trump'ın popülaritesini yükseltmesi gereken bir şey. Ama artık eski Amerikan siyaseti atmosferinde yaşamıyoruz. Başka bir atmosferde yaşıyoruz. Yani şöyle diyeyim. Amerika'nın nüfusu 330 milyonsa yani 115 milyon kişi zaten Trump'ın ölmesini istiyor. Diğer 115 de Biden'ın ölmesini istiyor. Evet. Dolayısıyla bakacağız ve göreceğiz. Ve hatırlatalım, bu Trump'ın ikinci suikast girişimi. Daha önce bir suikast girişimi daha olmuştu 2016. Tabii ki ama dünkünün herhalde çok daha ciddi olduğunun da altını çizmek lazım. Hmm. Tabii Murat, sosyal medya böyle dönemlerde dezenformasyon dolu ve komplo teorileri dolu bir mecra haline geliyor. Evet, şu anda bir söyleyelim. Saldırgan hakkında çok detay bilmiyoruz şu anda. Evet, ismi FBI tarafından açıklandı. Thomas Matthew Crooks.
Bir tane fotoğrafı var ama o fotoğraf blörlü bir fotoğraf. Şu anda siz sosyal medyaya girdiğinizde bir video paylaşan, ben Thomas Matthew Crooks'um ve yanlış adamı yakaladınız diye bir video paylaşan bir genci görebilirsiniz. Bu video fake arkadaşlar. Thomas Matthew Crooks, FBI'ın açıkladığı isim, videodaki o videoyu paylaşan kişi o şahıs değil. Ama dezenformasyon o kadar hızlı yayılıyor ki şu anda bizim bunu söylememizin bile bir anlamı olmayabilir. Tabii ki komplo teorisi yaratılmaya çok müsait bir ortam olduğu için dünya genelinde, özellikle Türkiye genelinde. Türkler komplo teorileri sever. İnsanlara da böyle bir ortamda böyle videoların gelmesi tabii ki daha da çok tetikliyor. İnanılmaz şeyler yazılmış Murat. İnanılmaz şeyler yazılmış. Yani Amerika'daki medyaya bakıyorum ve orada diyorum ki hani insanların en azından bir politik bir ajandası var ve o bakımdan olayı komplo yoruyorlar. Mesela bu yayından önce de seninle konuştuğumuz solun da uç kısımları Amerika'da. Hmm. Hani ciddi anlamda komplo teorileri üreten sadece sağ kısım değil. Sol kısımda da olan bir tabii grup var. Mavi maga diye bir şey ama var. Ama onları en azından politik bir çıkar uğruna bunları yapması için bir bahane bulabiliyorum. Ama Türkiye'deki abi sıradan bir insanın bu olayları inanılmaz yorumlar gördüm ya. İnanılmaz yorumlar gördüm. Hollywood'un son filmi yorumlarından tut. Hani Trump'ı paintball şeyle tüfeğiyle sıkıldığını iddia eden yorumlar gördüm. Yani dediğin gibi şaşırmıyorum ama yine bir absürt geliyor. Gelmiyor mu sana da ya? Abi yani, Türkler yani komplo teorilerinin çok yatkın. Çünkü Türkiye'de gerçekten devlet komplo kuruyor. Derin devlet diye bir şey var. Yani bunlar kanıtlanmış şeyler. Dolayısıyla ben çok garip bakmıyorum. Yani Amerika'da aslında komplo teorilerinin daha yaygın olması biraz daha garip Türkiye'ye nazaran. Fakat şunu da söylemek lazım. Freud'un dediği gibi bazen bir pro sadece bir produr. Yani Amerikan başkanlarına ara sıra suikast girişimi olur. Yani İlk kez olmadı sonuçta tarihte bu. Abi Trump'a ilk kez olmadı. Evet. 2016 yılında bir tane İngiliz vatandaşı, adamın planı şuydu. Sahneye doğru koşuyor. Güvenliklerden bir tanesinin silahını kapıyor. Ve orada Trump'ı vuracak haklı sıra. Ve tabii ki başaramadı. Bir el ateş bile edemedi. Ve bu aslında o suikast girişimine bakarsak, bunun biraz siyasi yönüne bakalım. Bu Trump'ı anketlerde çok oynatmadı. Aslında millet böyle aa dedi ve geçti. Dolayısıyla bunun aslında Trump'ın anketlerde ne kadar oynatacağını o yüzden bekleyeceğiz ve göreceğiz. Tabii ki onu kesinlikle göreceğiz. Yankıları nasıl oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan da paylaşım yaptı. Yani dünyadaki siyasi liderler de olay hakkında paylaşım yaptı. Amerika'da da demokratlar kınadı tabii olayı. Ama Bernie Sanders ve Obama Joe Biden'dan daha önce davranarak tweet attılar. Zaten bir süre Joe Biden'da üstüne gidildi artık tweet niye atmıyorsun diye. Uyuyordur. Büyük ihtimalle. İşte burada tabii bundan sonra neler olacağını, atmosferin daha çok gerilip gerilmeyeceğini konuşmak lazım. Ama birkaç tane bence şu ana kadar söyleyebileceğimiz somut sonuç şunlar. Dediğim gibi Trump bence daha zayıf çıkma ihtimali sıfır bu olaydan. Daha yani en azından psikolojik olarak, en azından liderlik özelliği olarak, en azından şu andaki sırtındaki 90 küsür suçlamadan dolayı bir yük olması, daha sonrasında suçlu bulunduğu case'lerin olması falan, bunlar hepsi şu anda arka planda kesin olarak kalacak belli bir süre. En azından bunları gölgeleyebileceği çok önemli bir fırsat geçti eline. Bence bu somut bir sonuç. Diğer somut bir sonuç, sosyal medyadaki özellikle Amerika'daki mesela Elon Musk, Twitter'ın sahibi Elon Musk ve hani diğer isimler. Hani tahmini olarak Trump'a oy veriyorlardı dediğin insanların sesini çok daha fazla duymaya başlayacağız. Çünkü artık niye çok fazla seslerini duymuyorduk bana kalırsa Murat? Çünkü ne olursa olsun Donald Trump 2020 seçimlerini kaybettiğini hala kabul etmeyen, 2021 6 Ocak'ta yaşananlardan dolayı tabii ben direkt suçlusu odur demiyorum ama oradaki insanların yaptığı eylemleri bile açıkça bence hala kınayamayan, kınasa bile bunu gitgellerle yapan, ya resmi olarak kınadıysa, en yüksek sesle söylediyse lütfen düzelt beni ama yok, ben... Yok canım, hiçbir zaman kınamadım. Hatta Cumhuriyetçi komplo teorileri işte FBI bizi oraya götürdü aslında'dan. Bunu aslında Antifa ve solcular yaptı. Bizim yaptığımız gibi gösteriyor'a kadar değişiyor. Orada da komplo teorileri var tabii. Ve şunu ekleyeyim. İşte bu insanların seslerini daha yüksek duracağım. Mesela dün Elon Musk açıkça desteğini açıkladı. Yani çok büyük bir dahi olmaya gerek yok Elon Musk'ın kime oy vereceğini tahmin etmek için ama tahmin etmek ayrı, bunu açıkça platformunda
net bir şekilde artık ben bunu gururla söylüyorum aşamasına gelmesi ayrı. Bu insanlar çünkü dediğim gibi bence birkaç bagajdan dolayı çok net ifade etmiyorlardı. Ve genelde Trump'a verecekleri desteği Biden'ın ne kadar kötü bir başkan adayı olduğu üzerinden yapıyorlardı fark ettiysen. Evet. Biden ayakta duramıyor, işte Biden çok kötü durumda çünkü... Ama şimdi oldu. Tabii ki. İşte benim davaları beni susturmak için yapıyorlardı. Şimdi de beni vurmaya kalktılar diyebilecek eline bir koz verdi. Diyecek zaten. Hı-hı, hiç şüphen var mı bu konuda? Bir sonraki rallisinde, bir sonraki mitinginde 90 dakika bunu konuşacak. Yani bu Trump'a daha büyük bir hediye olamaz bu aslında. Yani... Tüm bu süreç, yani son 1-2 senelik süreç. Demokratlara desen ki en kötü senaryoyu yaz bana. Hı-hı. Sana verdiler Murat Kürsan, al. Ve demokratlar için en kötü senaryoyu yaz 2024 seçimleri için. Herhalde bu aklıma bile gelmez biliyor musun? Ben sana desem orada suikast girişimi olacak Trump'a. Hadi lan falan evet. dersin değil mi? Yani orada şey dersin yani yapma abi abartmayalım. Hani oluyor evet, ama biraz burada yani senaryo gibi olur. O yüzden komplo teorilerini de biraz anlıyorum. Çünkü gerçekten bir film gibi geliyor insana. Bir yani Hollywood tiyatrosu gibi geliyor. Ama şunu da gözünün önünde bulundurmak lazım. Amerika böyle bir ülke. Ve aynı zamanda bunu şimdi bireysel silahlanmaya bağlamak istiyorum biraz. Adam tabii 70 tüfektir muhtemelen dükkandan bir tane AR-15 tüfek almıştır. Ve bu muhtemel başkan olacak kişi suikast girişimi yapıyor bu tüfekle. Peki bireysel silahlanmayı destekleyen cumhuriyetçiler acaba bu konuda ne diyor? Sence ne diyecekler? Vallahi bilmiyorum abi. Çünkü okullarda katliam olduğu zaman bile silahlar sorun değil burada. Aslında akıl sağlığı ve işte toplumun sosyal sağlığı burada esas sorun diyorlar. Peki şimdi ne diyorsun? Herhangi bir önlem alınmamalı mı bu konuda? O zannetmem. Zaman sana çok net bir şey sorayım. Bundan sonraki süreçle alakalı son olarak hani bunu da çünkü izleyicilerimiz elbet merak ediyor. Bundan sonra ne olacak diye bunu da sormak istiyorum. Ama 2025'in Ocak ayının sonunda Joe Biden'ı Amerikan Başkanı olarak görme olasılığımız yüzde kaç? Abi iki hafta önce sorsaydın %50 diyebilirdim. Ama Biden'ın çok kötü performans sergilediği münazaralardan sonra ve ondan sonraki haftada Zelenski'ye yanlışlıkla Putin dediği ve kendi başkan yardımcısının adını karıştırdığı ve başkan yardımcısı Trump olarak Kamala Harris'i tanıttıktan sonra ve ondan ve hatasının farkına varmadan basın konferansına devam ettikten sonra gerçekten bilmiyorum. Eğer Joe Biden'ı değiştirmezlerse Joe Biden şu anda kaybediyor çok bariz. Yani bunu 4 ay ötesinden görebiliyoruz ve arada bak en son programda ne demiştim ben? Biden anketlerde 3-4 puan düşebilir. Ve 3-4 puan yükselmesi bile kesin olarak kazanacağını göstermiyordu. Hayır, en aşağı 5 puan koyman lazım. Demokrat olarak Electoral College'da Amerikan seçim sisteminde 5 puanlık bir dezavantajın var. Eğer 5 puan koymuyorsan yine kaybediyorsun. Daha çok oy alsan bile yine kaybediyorsun. Hillary daha çok oy aldı. Evet. Al Gore daha çok oy aldı. İkisi de kaybeden demokrat adaylar. Aynen. 2016'da Hillary 3 milyon daha fazla oy aldı ve yine kaybetti. Ve açık ara farklı. Yani Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na attığı farkı aslında. Evet. Bizzat Hillary Clinton Donald Trump'a attı. Donald Trump şu ana kadar hiçbir zaman oy çokluğu almadı herhangi bir girdiği seçimde. İki seçimde de oy çokluğu alamadı. Ve bir tanesini kazanmayı bildi. Ama şu anki anketlerde oy çokluğunu da alacakmış gibi bir durum öngörülüyor. Evet. Ben bir ters bir tahmin yapacağım. Hani ben bu olaydan sonra Trump'ın gerçekten güçlenerek çıkacağını düşünüyorum. Ama bir eksi puanda bence cumhuriyetçiler adına şu olabilir. Şimdi tabii ki burada çok ciddi bir suikast girişimi vardı. Yani burada biz olayı hani şimdi diyecekler siz burada anket mi konuşuyorsunuz vesaire diye ama bundan sonrasını merak ettiğiniz için ben sadece kişisel görüşümü paylaşmak istiyorum. Şu anda 2-3 haftadır ana karakter Biden'dı bütün bu tartışmalarda. Ve sürekli Biden olduğu için Biden şöyle yaptı, Biden böyle yaptı, Biden işte isim karıştırdı bilmem ne üzerinden tartışıyorduk. Ve bu Biden'ı sürekli yıpratan, zarar verdiren ve bütün tartışmaları Demokrat Parti'nin aday değiştirip değiştirmeyeceği üzeri ekseninde tartışılan bir konu haline getirmişti. Şimdi artık ana karakter Trump. Ve Trump ana karakter olduğu zaman bugün ne kadar mağdur olduğunu söylersin. İkinci gün ne kadar mağdur olduğunu söylersin. Ama üçüncü gün... Amerika'da Trump'ın nefret eden adamların da yeter artık seslerini duymaya başlarsın. Ve bu da bir ters tahmin olarak bir dezavantaj olarak yansıyabilir cumhuriyetçilere. Bunun da altını çizmem lazım. Çünkü şunu kabul edelim. Ne olursa olsun ki bu yaşanabilecek en ekstrem senaryo. Yani 5 santimle yaşadı. 5 santim bile olduğunu zannetmiyorum. Yani kulağından yedi buradan 2 santim. Yani 2-3 santimlik bir farkla hayata tutundu Trump. Evet.
bir şey söyleyeyim mi? Hı-hı. Yine ona oy vermeyecek demokratların %99'unu yine oyunu alamayacak. Tabii ki alamayacak. İşte ama burada... Böyle bakmak lazım. Bağımsız adayların oyunu alabilecek mi? Yani oradan bir %5 koparsa yine açık ara fark atıyor. İşte olay oradan Biden'a kopuyor. Peki Biden gerçekten 2024'te aday olacak mı? Soru işareti o. Çünkü geçen hafta, geçtiğimiz haftalarda Biden münazarada çok kötü bir performans sergiledi. Ondan sonra toparlamaya çalıştı ve başaramadı. Kamala Harris dediğimizde dalga geçiyordum ben de geçen programda. Ya, hala dalga geçerim yani. Kamala Harris Biden'dan daha kötü bir aday. Yani Biden %38 şansı varsa Kamala Harris'in %36 şansı var. Dolayısıyla Kamala Harris eğer demokratlar iş biliyorsa Kamala Harris'in olacağını zannetmiyorum. Kamala Harris zaten 2020'de istenen bir aday değildi. O yüzden ön seçimi kaybetti. Evet tabii orası öyle ama belki yine Biden'dan daha yüksek alabilir. Çünkü işte buradaki algı yönetiminde çok ciddi sıkıntılar oldu. Sen hala ikinci potansiyel adayın Gavin Newsom olduğunu düşünenlerdensin. Yani şu anda Gavin Newsom'dan başka bir aday görmüyorum ben açıklarda. Yani neden Gavin Newsom? Çünkü dediğim gibi yani ismi biliniyor. Michelle Obama'yı da görmüyorsun. Yok canım Michelle Obama siyasetçi değil. Yani Michelle Obama diyenler Blue MAGA'dır. Yani demokrat... Popülist bir bakış açısı mı? Michelle Obama aday olsun kazansın. Popülist bir bakış açısı değil. Bu yine Demokrat Parti'nin içinde bazı kişilerin hayali ve fantazisi. Ama Michelle Obama hem hiçbir zaman başkan adayı olmayacak hem de kazanma şansı yok. Michelle Obama da sevilmiyor. Bir kere siyasetçi değil. İş bilmiyor. Yani bunu bir sanki kraliyet üyesi olarak geliyor ve Demokrat Parti buraya koyuyor. Evet şimdi bu kraliçemize oy vereceksiniz diye diyor. Ama bu popüler bir şey değil. Biden da popüler bir aday değildi. Demokrat Parti tarafından konuldu 2020'de. O zaman son olarak şunu soruyorum. Hı-hı. Ve yavaştan da programın sonuna gelelim. Bundan sonra hareketlenecek mi Amerika siyaseti? Seçime nereden baksak 3 aydan biraz daha fazla bir süre var. Kutuplaşmadan dolayı daha riskli olaylar görebilir miyiz? Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Bunu da son olarak Murat Türsan senden dinleyelim. Vallahi önümüzde şimdi Demokratik Ulusal Kongre var. Ve orada ülkenin her bir tarafından delegeler gelip başkan adayına oy verecek. Bu durumda geçtiğimiz haftalara bakılırsa ve Biden'ın performansına ve kazanma şansına bakılırsa orada delegeler Biden'a oy vermeyebilir. Doğru. Satma ihtimalleri var mı Biden'ın? Var. Ama Biden'ın karşısında bir aday olması lazım. O aday kim olur? Şu anda soru işareti. Ama Demokrat Parti'nin kuvvetli isimlerinden Nancy Pelosi olsun, bu Chuck Schumer olsun, Biden'a çekilmesi için baskı yapıyorlar. Hatta rivayetlere göre Obama bile Biden'a çekilmesi için baskı yapıyor. Ve aslında Biden Obama'nın baskısına karşı rivayetlere göre, kulis bilgilerine göre ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Biden o yüzden çekilmiyor. Çünkü yani Biden ve Obama'nın arası çok iyi diyebiliyoruz. Ama hiç öyle değil aslında. Biden ve Obama birbirlerinden aslında nefret ediyorlardı. Aynen Biden ve Kamala Harris birbirlerinden nefret ediyor gibi. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda Demokrat Ulusal Kongresi olduğu zaman ve Demokrat Parti resmi olarak adayını belirlediği zaman o zaman göreceğiz ne olacak ve ne bitecek. Ve biz yine Murat Türsan'la beraber kongreden sonra karşınızda olacağız ve tüm detayları sizlere aktaracağız. Aynı zamanda da yakın bir zamanda da Amerikan seçim sistemi nasıl işliyor onu da merak eden bazı izleyicilerimiz olmuş. Onun da bence detaylı anlatabileceğimiz Electoral College sistemi nasıl işliyor, nasıl oluyor da Hillary Clinton Trump'tan 3 milyon oy fazla almış olmasına rağmen seçimi kaybedebiliyor Amerika'da. Bunları da size aktarabileceğimiz, detaylı bir şekilde aktarabileceğimiz bir program yapmayı bence düşünebiliriz. Evet ama arkadaşlar o programı izleyecekken kendinize biraz böyle rahat bir alan açın. Çünkü biraz komplike olacak o iş. Aynen öyle. Çünkü Amerikan seçim sistemi komplike. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yayından çıkmadan önce birer beğeni videoya bırakmanız daha da fazla insana ulaşmamızı sağlayacaktır. İzleyen, yorum yapan herkese teşekkür ediyoruz. Ve sözü Murat Türsan'a bırakıyorum. Evet arkadaşlar teşekkürler. Önümüzdeki haftalarda da gelişmeleri size aktaracağız. Ve Amerikan seçim sürecinde de karşınızda olacağız. Bizi izlemeyi unutmayın. Arkadaşım Ali Deniz Çakır'ın dediği gibi bir like, bir tane de yorum bırakmayı unutmayın. Teşekkürler ve iyi akşamlar. İyi akşamlar. Going to build a wall. Will you shut up, man? Listen, who is... On that fateful day, President Trump's words were reckless.